Oyun kuranın itleri. Davranın hele. Hiçbirinizi sağ koymam. Anam, anam, anam. Baba! Şimdi seni yanartacağım. Gel, gel. Şimdi sonum geldi baba. Bunlar nereden geldi? Anam dayanasın. Dayanasın. Ana, hayır dayan. Ana, hayır. Hayır, hayır. Aslan görmüş sırtlan gibi gülersiniz. Gelin hele. Gelin hele. Yettim Osmanlı. Yettik mi? Aslanlar, Yeti'nin yerini bilir. Haydi bu engameden çıkalım. Haydi. 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 Buradadır. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Maşallah yiğitlerim. Ah!
Kimsiniz? Belli edin kendinizi. Belli. Hak'tan yanasınız. Anam! 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 Anam kahrolsun! Anam! 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 Yaşar! 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 Anne! Dayan! Derya! Anne! Dayan! Anne! Ana dayan! Dayan beni sensiz kalma! Ana! 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 Bileğini kuvvet maşallah Boran Alp. Cenk meydanı yiğit gördü. Hak'tan yanayız çok şükür. Eyvallah. Gelmezsen çok can yanacak. Haydi. Hak'tan yana mısın? Hı? Hem Hak'tan yanayım. Hem de Hak yolunda olan Osman Bey'den yana. Haydi. Senle benim aramdadır. Sırdır Boran. Ne vakit bizden biri sıkışır, biz ona yetişiriz. Sen sakın ola. Sırrı sırlanan bilir. Demememiz gerektiğini de biliriz elbet. Tasa etmezsin. Haydi, tez obaya varalım. Gündüz Bey beylik toyu kurar. Haydi. Haydi. Fela! Haydi. Cevahir Geçidi açılan başka sığınaklar var dediydi. Burada bekleyeceğiz. Haydi valla. Haydi. Vahim durumu söylemekten imtina ederim. Ama sultanımızın durumu iyi değildir. Osman bir hain olarak geldi. Gereğini de yaptı. Sultanın canına kastetti. Yakalanacak. O vakit ne deyip böyle bir işe kalkıştığını sorarız. Osman'ın davası kurulmadan görüldüğü yerde kelle salınacak. İsmail.
Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerim, bildiğiniz üzere Kayı Obası'nın beyliğine talibim. Kayının beyliğine senin gibi yiğit bir bey yakışır. Haydi beyler, reyini Gündüz Bey'den yana kullanacaklar, elini kaldırsın. Demek öyle. Demek boş postu Gündüz Bey'e tercih edersiniz. Demek başsızlığı Gündüz Bey'den yeğe tutarsınız. Hala o vakit Gündüz Bey'in fethinden pay almazsınız. Fetheden beyden mahrum kalırsınız. Diyesin Gündüz Bey, bugüne değin tevazundan diyemediğini imdi diyesin. Kafirin mülkü Harmankaya Kalesi gayrı kayınındır. Vezir Alemşah'ın yardımıyla kayının mülkü olacaktır. Yanlış. Harmankaya gayrı senin mülkündür. Kayının beyi olur isen kayının da mülkü olur. O vakit beyler de paylarını alırlar. Harmankaya'nın pazarlarında mallarını satar, topraklarında hayvanlarını otlatır. Nice imkan kapılarını açıp obalarında ihya olurlar. Şimdi tekrar ederim. Reyini Gündüz Bey'den yana kullananlar elini kaldırsın. Kapandayı tutturduklara buymuş demek ki. Bitmedi bu soysuzların oyunu, bitmedi. Evvela Sultan Mesud'u, sonra da beni öldürmek istediler. Sultanın sırtında benim hançerim vardır. Senin aklından gelemezlerse, Sultanın ölümünü de sen üzerine yıkacaklar. Cevahir. Gel kardeşim gel. Bundan sonrası sendedir. Başımızda büyük bela vardır. Hem de bizi saraydan çıkarasın haydi. Bilirim kardeşim. Başınızdaki belayı bilirim.
Cevahir! Beni kullanıp sultanı öldürmeye kalktınız. Beni hainliğinize ortak ettiniz. Sizi teslim edeceğim. Sen ne dersin? Ben sana kardeşim dedim Turgut. Bu hainliği nasıl yaparsın? Osman Bey, senin namına kara bir leke... Kes! Sen neyi bilirsin Cevahir? Ha? Neyi bilirsin? Nam dediğin bana kara leke çalmak mıdır? Bakasını da gösterme. Bir hain mi görürsün? Sultan Mesud'un yaveri. Evvela Sultan Mesud'a kıymaya kalktı. Ardından da bana. Şimdi o hak ettiğini buldu. Ama ben sultanı koruyamadım. Bu Gheyatü'yle Vezir Alemşah'ın işidir. Senin bir kabahatin yoktur Cevahir. Ama bu soysuzlar Osman Bey'in ve kayboyunun itibarını yerle yeksan etmek isterler. İnanasın Turgut kardeşine. Ya bu da oyununuzun bir parçasıysa? Oyun eder gibi bir hali mi vardır? Gelsin hele. Bırakın. Ağzını bıçak açmaz kumral abdal. Değilsin hele. İyi olacak mı ana? Allah'tan umut kesilmez. Ama yarası pek derindir. Pek derin. Kumral abla. Şurup kaynattım. Rabbim şifa ver. Allah razı olsun. Benim yüzümden önüme atılmayaydı. Yapma bunu Bala. Senin bir suçun yok ki. Hem Selcan Hatun güçlüdür. İyi olacaktır. Güçlü ya. Cümle Kayın'ın anasıdır o. Güçlüdür. Allah'ım sen anamızı bize bağışla. Ana! Ana! Selcan ana! 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 Biz iyiyiz ana! Sayende iyiyiz! Sen de iyi olacaksın! Rabbine şükürler olsun!
hainlerin pençesinde kıvranan Konya'da senin gibi sağlam, yiğit adamların olması iyidir. Bu saraydan çıkacağız. Osman Bey, gayrı tüccar kisvesiyle çıkmanın imkanı yok. Her yer tutulur. Doğru der. Nökerlere denk düşmeden çıkmak zordur buradan. Her zorun bir kolayı vardır. Öldürdüğümüz bu itlerin leşlerini sarayda tutmazlar değil mi? İki yiğit imdadımıza yetişti de kefere galebe çalamadı şeyim. Allah razı olsun. Kimdir bu yiğitler? Yüzler örtülüymüş. Kimdirler, nedirler bilmez şey. Rabbim bilir, biz bilmeyiz. Ama gönlü bizle olanla gönlümüz birdir. Münafıklık eden, canımıza kasteden, masum kanı döken kim var ise ondan da kıyamete kadar beriyiz. Kızlarımın boynuna dayanan kılıç Nikola'dır ya, kabzasını vezir tutar. Vezir Alemşah, batıl için haktan geçmiş, hidayeti sapkınlıkla değişmiştir. Münafıklar. 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 Sağırdırlar. Dilsizdirler. Kördürler. Artık hakka dönmezler. Postu gerçekten hak eden, onda hiçbir vakit gözü olmayandır. Beyler şahittir. Vaktinde hakkından nasıl feragat ettiğine. En büyük olmasına rağmen bırakmıştır. Şahidiz. Şahit. 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 Sağlamaktan bahsettiğim nizam ancak fethiyle mümkündür. Beyler, kafir bu topraklardan el çekip gidene kadar Gündüz Bey'in ardından ilerleyeceksiniz. Gayrı size durmak yoktur. Ama evvela Harmankaya ganimetleriyle obalarımız bereketlenecek. Hoş dersin Vezir Hazretleri. Peki Osman Bey, o gelende ne olacak? Osman Bey, bu toprakların en ulu yiğitlerindendir. Sultan Mesut, öfkesi dinen de onu affedecektir. İnşallah. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Konya'dan haber geldi beyim. Osman Bey, Konya'ya götürülürken firar etmiştir. İlgezli Çavuş ve birçok Selçuklu askerin de şehit etmiştir. Alplarından Göktuğ da firar esnasında şehit düşmüştür. Göktuğ, Kayın'ın yiğidi Göktuğ. Göktuğ. Kardeşim. Göktuğ. Sen ne dersin be? He? Ne demek Göktuğ öldü? Ne demek? Thank you.
Vezir. Kardeşim senin yüzünden öldü. O obaya ölümüne geldin. Gayrı ölümüne gideceksin. Vezir. Boran! Boran derim! Beyin huzurunda vezire diklenmek de ne ola? Yetti Boran. Gayrı aklını başına devşiresin. Haydi. Yıkıl! Biz affedileceğini umar iken sen yanlıştan yanlışa koşarsın. İlgezli çavuşu tanır idim. Aslanların aslanıydı. Osman artık dönülmez bir yola girmiştir. Beyler, Gündüz Bey'i baş seçerek en doğrusunu ettiniz. Bana güzel haberler ver Ferman. Vezirim. Yüzü gizli iki adam bütün hamlemizi boşa çıkardı. Ama Selcan Hatun ağır yaralıdır. İmdi dergâhtadır. Ama Selcan ağır yaralı. Onca adam, 200'ü örtülü eşkıyaya yenik düşer demek. Ne ola? Bir vakit ben başınızda durmadan bir iş becerilse ne ola Ferman? Bu burada kalmayacak. Ama evvel Geyhatu'yu göreceğim. Hatunların elbet işini görürüz. Komutan Onat buyruğudur. Tek bir kuş uçmayacak. Konya'dan kimse habersiz çıkmayacak. Haydi. Durun. Habersiz kuş uçmayacak deriz. Nereye gider bu araba? Ne taşır? Osman'ın biçtiği nökerleri taşır. Komutan Onat buyruğudur. Ölü görmeye niyetliysen
Geç aç. İstemez. Götür. Haydi gideriz. Şu çıkan arabayı takip edin. Sebep olduğun hale bak Gündüz Bey. Aç gözlerini de iyice bak. Nasıl oldu? Değersiniz hele. Kim etti bunu? Kim edecek? Birlikte iş tuttukların etti. Bir de sorarsın. Ölümümüz kimin işine yarayacaksa o etti. Julia. Senin birlik olduğun Nikola var ya, onun iti. Lakin ardında sadece Nikola yoktur. Kime ayak bağı olduğumuzu iyi bilirsin Gündüz Bey. O iti ardımızdan Vezir Alemşah yolladı. Başınıza gelen her iş Alemşah'tan bilmekten bıkmadınız mı? Siz daha iyi bilirsiniz Gündüz Bey. Vezirle Nikola'nın amaçları bir. Nedenlerin yanına koymayacağım. Şimdi mi aklına geldi analığım? Sen beni obamdan sürdürdün. Ana. Analık hakkımı ezip geçtin Gündüz. Yalnız benim de değil. Kardeşinin emanetlerine sahip çıkamadı. Sen anayı evladından ayırdın. De hele. Kimsin sen? Kayı Obası gayrı avucumuzun içindedir. Yeni beyleri Gündüz sözümden dışarıya çıkmaz. Güzel. Osman Sultan'ı öldürmeye kalktı. Artık hain. Konya ona mezar olacak. Sultanın durumu iyi değil derler. Ya ölürse? Yas tutarız Selim Şah. Yas. Kuşoğlu sultan olur. Çocuk sözümüzden dışarı çıkamaz.
Hem şarkta hem garpta hamlelerimiz layıkıyla işler. Gündüz Harman Kaya'yı Nikola'nın elinden alacak. Bu ilk hamle. Sonra İznik ve çevresindeki topraklar bizim olacak. Oradan topladığım güç ile Rum, Türk, Moğol dev bir ordu kuracağım. Bu ordu ile Moğol hükümdarı Argun Hanlı tahtından indireceğim. Ben oturacağım. Ben. Sen tahta oturacaksın. Adıma sultan demeseler de Ali Selçuklu'nun hakimi olacağım. Bunun önünde tek engel Osman. Osman ölecek. Nerede kaldın Osman Bey? Nerede kaldın? Nihayet. O ses. Nihayet. Osman. Nereye gidersin? Demek beni ararsın. Ali Selçuklu'nun üstüne karabasan gibi çökenlerden biri de sensin. Senin sonun da nökerlerin gibi olacak. Şimdi de senin üstüne karabasan gibi çökeceğim Osman. Gel hele. Gel. Selman'ı alt ettin. Odada gebertilecekken kaçtın. Hançer senin Osman. Öldüğünde bir hain olarak anılacaksın. Oban da öyle. Allah bildiğini kula da bildirir elbet. Hay yaşa Osman Bey. Alnımızın akı dilden dile yayılır. Osman Bey'i cümle cihan bilir. Sen tasa etmeyesin. Cevay. 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 Cevahir. Kardeş. Ah kardeşim benim.
Ah kardeşim. Yiğidin kemiği yarır, adı kalır. Sen yiğitçe dövüştün kardeş. Rabbimize de huzurla gidersin. Kardeşim. Hak yolda can vermenin ferahıyla giderim Rabbin huzuruna. Eşhedü en la... Benim sonum geldi. Ama seninki de uzak değil. Allah Allah! Allah! Ay maşallah! Solgura! Bir nar attın. Zalimin yüreğine korku saldın. Avcı gibi biçtin maşallah. Aslan avcısı derler. O it sana Osman dediğinde yettim. Eyvallah. Ama bugün payına aslan değil, it düştü. Var olasın. Konya'da dara düşersen, nerede olsam yanında biterim. Var olasın. Sen de var ol Osman Bey'im. Maşallah. Halime Hatun'un köz bebeği gibi baktığı evladı sen misin? Kardeşine sırt çevirdiğini bilseler, anan, atan ne derdi düşündün mü hiç? Ama etme. Etme, ben kardeşime sırt çevirmedim. Ben sana hep çok imrenirdim bilir misin? Halime Hatun ne iyi evlat yetiştirmiş. Emaneti kardeşinin ardında durur. Yokluğunu aratmaz derdi. Ana yakma ciğerimi. Ben kardeşimin yine yanındayım. Da buraya sor. Hangi yanındasın? Bir hikaye vardır bilir misin? Adamın birini almışlar, dövüp dururlarmış. Adamın göğsüne göğsüne vururlarmış. Adam artım da artım deyip ağlarmış. Sonunda durmuşlar. Ya adam, biz senin göğsüne vururuz. Sen ne deyip artım deyip ağlarsın demişler. Demiş bilir misin? Ardımla arkam sağlam olaydı, göğsüme vuramazdınız demiş. Kardeş arttır, arkadır. Git postuna koy. Haydi. Ana hakkını helal edesin.
ayrı seni görmek istemem. Gides. Analık hakkım yoktur. Ama bilesin, son nefesime kadar yengen olarak hakkı görmen için dua edeceğim. Şeyhim. Şeyhim, yüreğim yanar. Yüreğim yanar şeyhim. Böyle olacağını bileydim eder miydim? Bilip de yapaydın, zalimlerdendin. Bilmeden yaptın, gafillerdensin. Obamın dirliği için, hepimizin iyiliği için, kan dökülmesin diye o hatunları uzaklaştırmak istedim. Şeyhim, düzen sağlananda geri döneceklerdi elbet. Böyle olsun ister miydim? Mümin agah olacak. Daim uyanık olacak Gündüz Bey. Mescid-i Dirar'ı inşa eden münafıkları bilir misin? Müminlerin arasına nifak sokup Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere yardımdı gayeleri. Hıyanet ve zulüm yuvasını Beytullah kisvesine bürümeye uğraşmış idiler. Ama Rabbime gizli ne ola? O ki her şeyi gören, her şeyi işitendir. Tevbe suresinde bildirdi onların niyetini Resulüne. O mescit diye anılan şer yuvasında Allah'ın huzuruna varmak haram kılındı. Allah Resulü de o nifak yuvasını derhal yıktırdı. Allah'ın ayetleri, Resulünün sünneti aşikar. Mescid-i Dirar'ı o gün inşa eden münafıklar imdi boş mu durur sanarsın Gündüz Bey? Durmaz. Emme gafiller münafıkların hanlarında, saraylarında secde ederler bugün. Elleri onları yıkmaya varmaz Gündüz Bey. Münafıklık edenin her daim karşısındayız şeyhim. Ama görürüm ki sen de Alemşah'tan bilirsin her kötülüğü. Şeyhim, ben onun niyetine kefilim. Türkmen'in akıbetini düşünür. Vezir Alemşah gözlerini, kulağını ve dahi kalbini kötülükleriyle öyle mühürlemiş ki nicedir bir gaflet uykusuna düştün, kalkamazsın. Gaflette ısrar edenlerin sonu münafıklıktır ya. Belli ki sözüm sana tesir etmez. Thank you.
Gündüz Bey, gaflet uykusundan uyanmak dilersen vicdanına mürit, nefsine mürşid olasın. Her şey gün gibi aşikardır. Vezir Alemşah'la Geyatü birlikte iş tutarlar. Orası gözle görülür. Görülür de imdi ne edeceğiz? Yapılacak olan bellidir. Onların birlikte hareket ettiğini Sultan Mesud'un da görmesi lazım. Biz görürüz. Ancak onlar göz boyama konusunda pek bir mahirler. Peki ya Sultan Mesud? Ölümüdür, sağ mıdır? Biliyor muyuz? Oo. Allah vere de yaşaya. Eğer ki ölür ise o vakit kuru kiriş düğümden daha beter bir hal alır. Dua edelim ki yaşasın. Yoksa vaziyet fena olur. Sultan Mesud'la epey vakit geçirdim. Gücü kuvveti yerindedir. Çelik gibidir. İyileşecektir inşallah. İnşallah. Sultan elbet iyileşir iyileşmesine de biz bu yaraları nasıl saracağız Osman Bey? Senin obanı elinden aldılar. Benim kalemi. Devletlerimiz ikimizi de hain bilir. Söylesene biz şimdi ne yapacağız? İmdi diyeceklerimi anlamak sana zor gelecek Kosas. Mülk bizim midir ki kaybında hüzne gark olalım? Mülk yalnızca Allah'ındır. Obam bana vesiledir. Onu ulu kılmak için aşk ile yanar tutuşurum. Benim tek gayem budur. Varsınlar bizi nasıl isterlerse öyle bilsinler. Bizim niyetimiz halis, yüreğimiz hakkın yolundadır. Eyvallah. Obam bana değil, ben obama tabiyim diyorsun. Sen de aynı fikirde misin Turgut? Her şeyi ardımızda bırakıp bu mağarada geceliyor isek inancımız aynıdır elbet. Lakin benim tek endişem Mari'dir. Mari çok güçlü bir kızdır. Ne de olsa savaşmayı abisinden öğrendi. Eyvallah. Hem kayınım hatunları da yanındadır. Elbet birbirlerini kollayacaklardır, değil mi Osman Bey? Onlar birbirlerini kollar. Biz de birbirimizi. Rabbim bize aynı dava uğrunda cenk etmeyi nasip etsin. Amin. Ben kalemi aldıktan sonra yoluma devam ederim Osman Bey. Bilirsin, bizim seninle düşmanlarımız çok eskilere dayanır. Kader öyle kapılar açar ki kim kimle dost olur, kim kimle düşman olur yalnızca Allah bilir. Şimdi burada benimleysen vardır elbet bir sebebi. Sultanım, sultanım çok şükür.
kim yaptı? Osman Sultanım. Osman. Osman saraydan kaçmış. Her yerde aranmakta. Konya'dan çıktığı söylenmekte. Sultan ise hala yaşıyor. Osman. Yine kurtuldun ha? Elbet o başını boynundan ayıracağım. Kaya Bey'e Gündüz Bey geldi. Gelsin. Hoş geldin Gündüz Bey. Yalnız konuşmayı dilerdim. Hatunlara bu hain saldırıyı kim eder? Vezir Alemşah. İşittim. İşittiğim gibi de oraya asker gönderdim. Julia'nın yaptığı söylenir. Belli ki Nikola'nın işidir. Soysuz. Gücü anca hatunlara yeter. Nikola ha? Selcan anamın kanını akıttı ha? Hele bir o kaleden kafasını çıkarsın. Ben ona edeceğimi bilirim. Vezir Alemşah, cümle Türkmeni toplayacağım. Gerek yoktur Gündüz Bey. Yarın Harman Kaya'yı alan da bedelini misliyle ödeyecektir. Ben bu gece Nikola'nın yanına varacağım. Onu oyalayacağım. Sen de sabahına alplarında Harman Kaya'yı fethedeceksin. Ama Nikola'dan her türlü hinlik beklenir. Türkmen beylerini de ardına katasın. Karşınızda duramasınlar. Hem onlar da ganimetleri hak etsinler. Harman Kaya gayrı kayının mülkü olacak. Eyvallah. Bu coşkulu halinle bu kötü haberi vermek istemezdim. Ama şimdi Konya'dan haber geldi. Osman Konya'ya varmış. Sultan'la görüşmüş. Çok şükür. Çok şükür ya Rabbi. Sultanı sırtından hançerlemiş. Onu öldürmeye kalkmış. Sonra da kaçmış. Kardeşinin kurtulur yanı kalmadı artık. Ola ki elime düşerse sakın ola karşıma dikilmeyesin. Gördüğüm yerde canını alacağım. Sana düşense obana layık bir bey olmaktır. Beyliğin hakkını vermektir. Sultan Mesut Hazretleri, Osman sizi öldürmeye kalktı. Umutan Temugay'ı öldürüp kaçtı. Osman'ı arıyoruz.
Bulduğumuzda öldüreceğiz. Osman ölmeyecek. Bu yaptıklarını ona bizzat ben soracağım. Bulup getireyim. Osman ölecek. Hem de ölümüne kendi ayaklarıyla gelecek. Selcan Hatun nasıldır? İyi değildir vezirim. Yarası epey derindir. Anası ölüm döşeğindeyken Osman ne yapar Konur? Elbette anasını görmeye gelecektir. Gözünü dergâhtan ayırmayasın. Buyurunuzdur vezirim. Ey selam olan Rabbim. Zalimin tuzağından, münafığın nifağından asla korkmam. Her daim sana dayanır. Her daim senin selamlığına güvenirim. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bana ve neslime lafzayı celali cümle cihana yaymayı nasip eyle. İlahi kelimetullah davası için yürüdüğüm bu yolda sen ayaklarımı sabit kıl ya Rabbi. Ey Melik olan, ey Kerim olan Rabbim. Nizam-ı alem davası için karşımıza çıkan büyük, küçük, bütün kötülüklerden sen bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi. Şimdi bu taşların arasına düştüysem, beni düşüren bu kutlu devletin düşüdür. Ya Rabbi. Sen üzerime atılan iftirada alnımın akıyla çıkmayı bana nasip eyle. Gönlü benimle bir tutuşan kardeşler nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ki senin adını, İslam sancağını tüm cihana yayayım. Ya Rabbi, bir canım var. O da yoluna fedadır ya Rabbi. Sen ki gönülleri bilensin. Karşıma çıkan duvarları yıkmak için sen bana bu kudreti nasip eyle. Bu görklü devleti cümle cihana hakim kılmak için sen bana bu nesli nasip eyle. Amin ya Rabbi. Sen nasıl başa çıktın Bamsı Bey'im? Benim gibi kardeşlerini toprağa verdin.
Bana akıl verin hele. Hamsi Bey'in çifte pusatları. Hamsi Bey'im de benim çektiğim bütün acıları çekti. Siz hepsini şahittiniz. Nasıl başa çıktı? Dayı nere? Dayı nere? Yoksa siz mi verdiniz ona bir kudreti? Hele bana da verin. Dayı nere? Şimdi ne edeceğim? Kardeş. Vallahi işittiğim namınızı imdi anlarım. Perişan kaçak haldeyiz. Sen intikamı an içersin. Benim düşleri göğe değer. Mesele pusata davranmakta değil kardeş. Mesele yürekte. Mesele inanmakta. Lakin öyle başlık etmeye inanmak yetmez. İnandırmak gerek. Beyim bizi inandırdı. Beyim bizi yüreklendirdi. Ya sen? Kafkas'tan nece yol teptim. Osman Bey ardına düştüm. İnanmışlardanım kardeş. Bir kardeş kaybettiysen, bir kardeş kazandın bilesin. Hay maşallah kardeşlerim. Hay maşallah. Vezir Alemşah. Vezir Alemşah. Mühim haberlerim var Nikola. Sizin vereceğiniz hangi haber önemsiz ki? Osman, ona Konya'da öyle büyük bir oyun oynadık ki artık o Sultan Mesud'un canına kasteden bir hain. Aa! Bu nasıl oldu ki? Orası benim sırrımdır. Osman'dan şu an sonsuza kadar kurtulduk. Öyle mi yani? Artık Osman'ın gövdesinin üstünde başı yok değil mi? Daha değil. Osman nasıl yaptıysa
saraydan kaçmayı başarmış. Canı cehenneme! Bu nasıl olabilir ki? Böylesine büyük bir suçu üstüne yıkmayı başarmışken onu elinizden nasıl kaçırabilirsiniz ki? Bu gerçekten bir hayal kırıklığı Vezir Alemşah. Konstantiniyye'de sandığımız Kosesi Konya'da Osman'a yardım ederken bulmak daha büyük bir hayal kırıklığı Nikola. Sen anlatasın. Ne işi vardı orada? Koses Konstantin'e polise gitmeden onu öldürmeliydim. Olan oldu Nikola. Gayrı ahvah etmenin kârı yoktur. Ama sonunda nasıl ki kendi zaferlerini gizlemiyorsan... ...yenilgilerini de gizlemeyeceksin. Gizlemeyeceksin ki... ...yolumuzdan çektiğini sandığın dikenler ayağımıza batmasın. Hem... Osman'ı tasa etmene lüzum yok. Selçuklu askerleri tez vakitte yakalayacaklardır onu. Başı gövdesinde çok durmaz. O zaman söz veriyorum. Kosesi bu ellerimle yakalayıp öldüreceğim onu. Söz. Sana itimadım var Nikola. Dediğini yapasın. Yarın buraya pazara getirteceğimiz malların numuneleri gelecek. Sabah erkenden sana onları göstereceğim. Bu sebeple bu gece kalende misafirim Nikola. Şeref duyarım. Osman'ıma değil. Ana senden razı değil. Osman'ımın düşünü kurduğu o devlet yolunda... ...daima bir olun. O günleri birlikte göreceksiniz inşallah. Öyle değil mi ana? Hep birlikte göreceğiz inşallah. Nasip kızım. Beyliğini görmek nasip oldu. Devlet olduğunu görmek nasibim de yokmuş. Olacak ana. O günlerde nasip olacak inşallah. Osman'ım o göklü devlet düşünü görür. Görür ya. Bilin ki evlatlarınız... Osman'ın gördüğü o düşün tabiri olacaklar. Evlatlarınıza bunu belletmek sizin anaların görevidir. Analar otağın terbiye edenidir. Yetiştirenidir. Otağdan oba, obadan devlet yetişir. Osman'ımın kuracağı devlet sizin merhametli, asaletli ellerinizde yeşerecek. Orhan'ım, Orhan'ım da, kardeşi de o ağacın en kavidanları olacaklar. Bilirim. Evlatlarınızı devletlendirip gölgesinde serinleteceksiniz. Anasız ne var ki kainatta? Devlet anasız olsun. Ne mutlu ki Osman'ımın kuracağı devlet. Sizin gibi iki yiğit ananın kucağında kundaklanacak. Çok şükür Allah'ıma. Her bir şeyi taslamam isterim Erdoğdu. İşittin mi?
anamın, bacılarımın canına kasteden kafir Nikola'yı Harmankaya tahtında otururken görmek bana zul gelir. Gayrı Harmankaya kaynın olacak. Altlar fethi için yanıp tutuşur beyim. Her bir şeyimiz tamamdır. Allah'ın izniyle Harmankaya'nın fethi bize nasip olacak. Olacak ya. Olacak elbet. Haydi. Sen atların yanında durasın. Buyurundur beyim. Osman bu kez başına öyle bir hal açmış ki Ayşe. Sultanın canına kastettiği söylenir. Şükür ki sultan ölmemiş. İftira ederler beyim. Osman beyim etmez bunu. Osman son vakitler öyle işler etti ki, öyle işler etti ki bu söylenenler beni dahi şüpheye düşürür. Vaktiyle kaçıp teslim olmayarak işleri bu raddeye getiren o. Ah benim kardeşim. Ah. Ne olurdu az biraz söz dinleyeydin. Gündüz. Osman Bey'ime oyun ederler. Sultan Mesud'a pusat çekmez Osman Bey'im. Bilmezim Ayşe. Bilmezim. At izi it izine karışmış iyice. Bilmezim. Lakin Osman'a yüklenen bu suçtan ahalinin haberi olmayacak. Aman diyeyim. Osman'ın ettiklerinden sonra Selçuklu obamıza el koymuyorsa Alemşah sayesindedir. Ama obamızı felaha erdirmek için ne etmem gerekiyorsa onu edeceğim. Gayrı Kayı Obası'nda refah olacak. Gayrı Kayı Obası'nda huzur olacak. Bunu etmek için de evvela Harmankaya'yı kayının mülkü kılacağım. Moral. Osman Bey Konya'dan sağ salim çıkmıştır. Oh, Rabbim sana şükürler olsun. Hemen sevinmeyesin. Vezir gene oyunun en hayalini kurmakta. Osman Bey'in bir şekilde Selcan Hatun'un yanına geleceğini bilir. Derge tapusu tertip eder. Biraz soysuzdan soysuz. Çektirdiği acılar, kurduğu oyunlar yetmedi. İmdi yenisini kurar. İmdi bunu Osman Bey'e bildirmek gerekir. Bildireyim. Bildireyim de. Beyim nerede olacak? Konya'dan bu yanına gelmekte. Eyvallah. Ormanda gizlendiğimiz yerler bellidir. Beyimi nerede bulacağım bilirim. Oral. Ama ne? Haberin benden geldiği bilinmesin. Bu imdilik seninle benim sırrımızdır. Yoktu.
Kardeş. Kardeş. Şehidim. Rabbim Kevser Havzı'nda buluştur bizi. Ama ahdım olsun ki senin ve cümle şehitlerimizin intikamını alacağım. Kardeş, sen hak davasını yüreklice omuzladın. Benim aslan kardeşim. Biz senden razıyız. Rabbim de razı olsun. Alacağız Göktuğ kardeşin intikamını. Gam çekme Cürkü'de kardeş. Alacağız ya. Kırılmakla gitmeyiz ya. Göktuğ hepimizin hasretini çektiği şehadet erdi. Biz varız Cerkutay. Biz varız. Turgut. Buyur Hasan Osman Bey. Hosas. Altlarla birlikte Yirce'ye gidersiniz. Orada buluşuruz. Biz gideriz elbet. Ama sen ne edeceksin? Çok tehlikelidir Osman Bey. Her yerde seni ararlar. Benim yolum selametedir. Eş tasa etmeyin. Eyvallah. Bu topraklarda böylesini görmemişsindir Nikola. Gerçekten görmedim. Çok keskin. Bu pazarda çok kazanacağız, çok. Ama en mühimi bunlar. Neden bu kadar kalabalık geldiniz Gündüz Bey? Bilmediğimiz bir durum mu var? Ziyarete gelmedik. Kaleyi almaya geldik. Askerler! Be!
Ben sizin hinliğinizi bilmez miyim? Nikola kaleye asker yığdı demek. Haydi yiğitler! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İşittik ki... Geyhat'ı dönmüş. Onun niyeti... Argun Ağa'nı tahtından esmaktır. Evvela bu topraklarda güç devşirmek ister. Doğru. Argun Han'a karşı isyan hazırlığı içindedir. Toprakların cümlesini ele geçirip dev bir ordu kurma niyetindedir. Tekfurlar, Türkmen beyleri hepsini yanına çekecek. Vezir Alemşah da onunla iş tutar. Selçuklu'yu kendi hükmü altına almak ister. Böylece dev ordu gittikçe devleşecektir. Tabii sen buna mani olup evvelinde devletleşmezsen. Soluduğum nefes bunun içindir. Yüreğim sade bununla çarpar. Bir devlet düşüdür beni ayakta tutan. Diyesin o vakit. Şimdi ne yapacaksın? Siyaset. Madem oyun içinde oyun kurarlar... Madem yıkılmaz dediğimiz safları yıkarlar, kurulması zarardır dediğimiz nizamı kurmaya kalkarlar, o vakit onları yerle yeksan edeceğim. Vezir Alemşah uçlarda bir birlik kurdu. Evvel onu yıkacağım. Geyhat'ı ve Vezir Alemşah'ın niyeti tekfurları yıkıp buradan güç devşirmekse bu yıkıma mani olacağım. İyi dersin. Hoş dersin de nasıl yapacağını da de Osman Bey. Tekfur Koses. Bir müddettir benim yanımda. Şimdi en zayıf halkayı da kendi safıma çekeceğim. İnegöl Tekfur'u Aya Nikola. Madem ağabeyim ve beylerim bana karşı sırt çevirirler, o vakit ben de onların karşısına Tekfurların askerleriyle çıkacağım. Bu uçları, bu toprakları Geyhat'ı ve Vezir Alemşah'ın hain emellerine asla bırakmayacağım. Asla. Alemşah Gündüz Bey çoktan harekete geçti. Harman Kaya'yı almaya gittiler. Sense karşımızdasın. Geç kaldın Osman Bey. Bilirim, eyvallah. Ama Vezir Alemşah'ın amacı tekfurları güçlendirmek değil, yok etmektir. O sebeple evvelden Nikola'ya haber ettim. O da önlemini almıştır. Nikola'nın bunu durdurabileceğine inancın var mı Osman Bey? Asla. Ama
Ben uçlara geldiğimde kimin safına geçeceğimi belirledim. Ona yol gösterdim. O da yanımızda yer alacaktır. Ta ki tohumlarını ektiğimiz devlet kurulana dek. Ondan sonra bütün zalimlerin hesapları bir bir görülecek. Ertuğrul Bey. Ruhu şad olsun. Amin. Seni bey seçmekle hak karar almıştır. Asıl meseleye gelelim. Türkmen obaları isyan etmekte. Argun Han bu isyanları bastırmak için 20 bin kişilik bir orduyu Gey Hatun'un emrine yolluyor. O nökerleri de yanına alıp daha da güçlenecektir. İsyanlar bahanedir. Onun derdi bu uçlar değil. Tüm topraklardır. Elini çabuk tutasın Osman Bey. Bir bela biterken diğeri kapıdadır. Türk'ün kaderi senin ellerinde. Eyvallah Osman Bey. Şüphemiz yoktur ama işitmek isteriz. Yolun nereyedir Osman Bey? Kızıl Elma'yadır. Hiçbir güç, hiçbir zorluk bizi yolumuzdan döndüremez. Biz bu yolda yalnız değiliz. Şimdi obamızda olmasak da obamız keskin bir pusat gibi işler. Tavında dövülür. Selametle. Eyvallah Osman Bey. Gazan mübarek olsun. Boğuşur, fethi yüreğinden atamaz. Siz de inanıp geldiniz kardeşler. Bakın, bu pusatlar Alpların kınına kuru girmeyecek. Zalimin kanıyla ıslanacak. İnandık ya! İnandık! İnandık. Şimdi pusat döveriz. Yarın surları dövecek gülle. Fethin zamanı yakın inşallah. İnşallah! İnşallah. Haktır Allah! Haktır Allah! Haydi Allah! Haktır Allah! Haydi Allah! Haktır Allah! Haydi Allah! Haktır Allah! Efendim, Gündüz Bey ve askerleri Harmankaya Kalesi'ne saldırdılar. Sayıları çoktu. Kaleyi kaybettik efendim. Beceriksizler! Ahmaklar! Argus! Sana her sorduğum vakit kale güvende efendim, güvende efendim. Güvende dediğim benim kalem şu an kayıların elinde. Fevri adım atmayasın Nikola. Beni oyaladı. Beni oyalayıp benim kalemi Gündüz'e verdim vezir. Öyle mi? Yanlış yaptın. He?
Hem de çok. Çok yanlış. Onlar! Onlar! Ceyhat'u geliyor. Kapıyı aç. Elhamdülillah. Arman Kaya Kalesi gayrı kayının mülküdür. Rabbime şükürler olsun ki bu fethi bize müyesser kıldı. Lakin demem gerek, Vezir Alemşah'ın da bu fetihte payı büyüktür. Daim Türkmen obaları için ve dahi Kayı obası için hayırlı olanı istedi. Ve bu fethe vesile oldu. Vezir de, ben de aynı davanın yolcusuyuz. Türkmenlerin cümle cihanda müreffeh yaşamasını isteriz. Amin. Bu uğurda pusat kuşanmaktan da evelallah canımızı ortaya koymaktan da geri durmayız. Fethin mübarek ola Gündüz Bey. Evvel karşı durdum beyliğin ama sen beni yanılttın. İyi ki de yanılttın Gündüz Bey. Var olasın. Var olasın. Eyvallah. Sizler de var olasınız. Lakin unutmayasınız. Biz bir olduğumuz müddetçe bu fetihlerin ardı arkası kesilmeyecek. Erdoğdu, ganimetler eşit dağıtıla. Buyurun Nur Bey. Eyvallah beyim. Var olasın Gündüz Bey'im. Var olasın beyim, bereketi artsın. Var olasın Gündüz Bey. Allah razı olsun beyim. Seni neden öldürmüyoruz Nikola? Beni neden öldürmüyorsunuz Geyhatu? Çünkü görgüsü kendisinden büyük adamsın. Bize görgen gerek. Avlunda bir Moğol ordusu var Nikola. Sayende Vezir Alemşah. Sayende. Yardıma gelecek tekfur dostların da yok. Birlikte def ettik. Osman gibi kör olma. Kör olma ki aynı sonu yaşama. Sen zeki adamsın Nikola. Arman Kaya sadece ulu emellerimizin bir parçasıdır.
Neymiş sizin bu ulu emelleriniz? Öfkeni dizi tut Nikola. Yoksa senin ve askerlerinin kafalarından kula yaparım. Kıyıların obası artık bizimdi. Gündüz artık avucumuzda. Emin ol, oba kaleden daha kıymetlidir. İyi de benden ve benim kalemden ne istiyorsunuz? Düşmanlar ortak. Ganimet de ortak olacak. Kayı bizim. Selçuklu da bizim olacak. Sen de burada devlet kuracaksın. Osman, yaşayan bir ölün. Tekfurlar soruldu. Ölümüzde hepsi yok. Arman Kaya küçük bir bedel. Seni burada devlet yapacağım. Ben devlet yıkar, devlet kurarım. Teklifin ne, Keyhatu? Bu topraklarda kutsal Roma'yı yeniden diriltmek istemez misin Nikola? Çok. Hem de çok. Çıkarlarımıza hizmet edip bize sadık kalırsan, Keyhatu bunları sana sağlayacaktır. Ama evvel Osman'ın ölmesi gerek. Analı Selcan Hatun'u görmek için dergaha gelecektir. Osman olsun, kalanı sonra kulus olacak. Asker! Rabbim o zalimlerden bütün mazlumların ahını, intikamını almayı nasip eyle. Amin. Amin. Yapılan hiçbir alçaklık cezasız kalmayacak Turgut. Bu acılara sebep olan kim varsa yemin ediyorum acı içinde kıvranacak. Eyvallah Koses. Kardeş, benim de vakit gelir. Boran. Beyim. Kardeş. Kardeş. Beyim. Beyim, mühim hadislerim vardır. Yasın hala. Ne olmuş Gündüz Bey? Hatunları yanlarına demirciyle Selcan Ana'yı da katıp obadan sürgün etti be. Ağabey!
yolda pusuya düşmüşler. Sen ne dersin? Sen ne dersin Moran? Orhan'ım, anam, Malhun, Bala nasıllar? Diyesin hele. Orhan oladadır beyim. Hatunlar da iyidir. Lakin Selcan ana. Ana. Beyim, bu vezir haini iti jülleyi üzerlerine salmış hatunların. Selcan ana yaralanmış. İndidir yatadır. Kumral aptal da başındadır. Anam. Anam nasıldır? Anam sağ mıdır diyesin hele. Tamını diyesin Moran. Gizlediğim yoktur beyim haşa. Selcan ana sağdır. Lakin işte yarası... Yarası pek derindir beyim. Vezir Alemşah, o leşine bir mezar kazasın. Haydi, anamın yanına gideriz. Durasın beyim, durasın. Vezir dergaha gideceğini bilir. Oyununu hazır etmiş çoktan. Dergaha gidersen seni pusuya düşürecek beyim. O vezire de, o işbirlikçilerine de fırsat vermeyeceğim. Moran. Beyim. Anamın yanına gideceğiz. Teyze Edebal'ın yanına varasın. Civardaki bütün dervişlere haber etsin. Onları sövde buyur etsin. Biz de o hengamede sövde anamın yanına gireceğiz. Buyurundur beyim. Haydi! Ben sebep oldum. Ben sebep oldum ana. Canım öyle. Evladımı korudum ben. Evlatlarım korudu. Ataşlar içinde yanar. Kumral aptala haber etmek gerek. Haydi Zehra, haydi. Ana. Ana, bak beni hem öksüz hem yetim bırakırsın. Etme. Ana, 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 ana kalk. Ana! 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 Ana kalk, ana! Selcan ana! Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Şükür ya kavuşturana. Şeyhim sizi gören de pek mesut olacak. Gözünüzü dergâhtan ayırmayın. Ben vezire haber vereceğim. Emredersiniz. Buyurduğunuz gibi her yere askerlerimizi yerleştirdik efendim. Ama Osman'ı gören eden yok.
Belli ki gelmeyecek. Osman gelecek Ferman. Selcan anası ölmeden onu görmek isteyecektir. Gözünüzü dört açın. Hata istemem. Destur var mıdır Besir'im? Gelesin. Geldi efendim. Derviş kısasında birileri geldi. Dergâhtalar. Bunlar belli ki Osman ve altları. Osman bugün Söğüt'ten çıkamayacak. Söğüt ona mezar olacak. Haydi. Edebalı'yı ziyaret edelim. Ya halkan qala men yuhyil izama ve hiya ramim kul yuhyiha allazi ansha'aha evvel merra ve huve bi kulli halkin alim. Osman nerede Edebalı? Onu nereye sakladın? Sadakallahül azim. Edep yahu! Edep! Bre destursuz! Cenaze hanesine böyle mi girilir? Geri durasın Vezir Alemşah. Osman denen haini bulacaksınız. Her yere bakın. İğne deliğine de girse çıkarın. Destursuz bırak! Çekilesin derviş. Belanı arama. Diriye merhametin yok. Ölüye hürmetten de mi acizsin Vezir Alemşah? İzansızlıktır bu yaptığın. Esas izansızlık bir haine yardım edip gizlemektir. Nereye gidersiniz? Osman burada. Bilirim. Sen ne dersin be adam? Cenazemiz vardır, görmez misin? Odayı arayacağız. Arayın. Bu ne hadsizlik? Cenazemiz var, görmüyor musunuz? Hatun kişidir. Giremezsin. Çıkın dışarı. Çık. Sen de Celal. Cenaze var, görmüyor musun? Ölüye de mi saygın yok? Konur, kimin yanında olduğuna karar ver. Bu yaptıkların fazla olmaya başladı. Saygısızlık edersin.
Ben daima Hakk'ın yanındayım. Karşındaysan alayım kelleni. İşitmemiş sayıyorum. Bırak askerler işini yapsın. Osman haindir. Arayın. Örf adet bilmezsiniz de vicdanınızda mı yok sizin? Başlayın. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Tutun şunları. Geldin geleli iftira eder, kul hakkına girersin. Zulmün haddi aşar ya, Rabbimin terazisi noksan tartmaz. Senin odununu da zulmün taşır cehenneme Vezir Alemşah. Bir haini kollayıp da bana cehennemden bahsetmeyesin. Günaha batıp da cehenneme gidecek de sizlersiniz. Allah kelamı okunan yaslıhaneye girip bir de fetva mı verirsin? Acıyı alay alırsın. Ama görürüm ki toprağın altında yatanlar senden daha diridir. Daha az çürümüşlerdir. Ruhun çürümüş de haberin olmamış. Uzayan dillerinizi Osman'ın kellesiyle bir alacağım. Hiç tasar etmeyesiniz. O vakit görürsün çürümek neymiş. Getirin şunları. Açın yüzlerini. Vezir Alemşah. Kimin gönlünde zerre kötülük var ise ahirette karşılığını alacak. Sen de alacaksın. Rabbim hesapların hepsini mahşere bırakmaz. Senin hesabını görecek nice yiğit vardır. Hesabın çetin olacak Vezir Alemşah. Sokun pusatları kınlarına. Bunların cezası büyük olacak. Ama vakti gelende. Vay. Sadece bizim şehirleri, kaleleri böyle tünellerle, gizli geçitlerle örülü sanırdım. Beyim, Söğüt'ün altı karınca yuvası gibiymiş. Oh. Neyin ne vakit gerekeceği belli olmaz. Şimdi burası bizi vezirin ölümüne getirdi. Altlar, iyi dinlersiniz beni. O ses. Karşınıza çıkan askerleri sessizce derdest edip gizlenin. Bu gece vezirin sonu olacak. Ama onun dışında
hiç kimseye kıyılmayacak. Durdu. Eyvallah. Öyle. Haydi. Vezir Alemşah. Geldi. Adalet yerini bulsun. Anamın öldüğünü duyunca cenazeye gideceğimi sanacak. Ana. Osman, geldin. Geldim ana. Çok şükür. Geldim. Geldim ana. Çok şükür. Kumral Aptal, diyesin hala nasıldır anam? Çok şükür, iyi beyim. Yarası sağlar. Ataşı da düştü. İyice bir dinlenmesi lazım. Anam güçlü hatundur. Daha da iyi olacak. Daha da iyi olacak. Ama bunu yalnızca biz bileceğiz. Bala, sen anamın yanında durasın. Balun, siz de burada durasınız. Herkese anamın öldüğünü diyeceksiniz. Vezir de öyle bilecek. O da er ya da geç o tabuta girecek. Beyim, şimdi buradan nasıl çıkacaksın? Hiç merak etmeyin. Altlarım her şeyi halletti. Şimdi beni iyi dinleyin. O sebeple tuzağını mezarlıkta kuracak. Ve Söğüt'te benim pusadımdan koruyacak askeri kalmayacak. Vezir Alemşah, avucumun içine düşeceksin. Seni burada öldüreceğim. Osman şimdi gelmediyse mezarlığa gelecektir. Ferman. Geyhatü'ye haber et. Osman'ın geleceğini bildir. Onur. Celali. Siz de mezarlığa gidin. Her yere adam koyun. Osman mezarlıktan çıkamayacak.
Şüpheniz olmasın Ezra Hazretleri. Osman'ı kendi mezarına gömeceğiz. Gel Osman, gel. Senin o çok sevdiğin Selcan analığınla bir gömeceğim. Osman ya. Osman. Ne o? O sinsi oyunların devam edecek mi sanırdın Vezir Alemşah? Evvelimde pusatım yoktu Osman. Beni öldürerek hainliğini cümle aleme kanıtlamış olacaksın. Askerler! Beni sultan katili yapmaya kalktı. Şimdi bir de seni öldürmekten geri durmamı mı istersin? Ha. Münafıklar, ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı bulamazsın.